Herkese merhaba arkadaşlar. Harap Akademi'de yeni bir fizik dersine hoş geldiniz. Ben Abdurrahman hocanızla bugün düzgün doğrusu hareket konusunu işlemiş olacağız. Evet, bugünkü konumuz harekete başlıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, çevremizdeki doğada, evrende, atom altı parçacıklardan galaksilere kadar her şey hareket halinde. Ve cisimlerin bu hareketlerini inceleyen fiziğin, bilimin alt dalını da ilk konumuzda mekanik olarak tanımlamıştık. Peki hareket nedir? En basit tanımıyla cismin yer değiştirmesine hareket diyoruz değil mi arkadaşlar? Bulundukları yeri değiştirdiği zaman cisim hareket etmiştir diyoruz. Ve fizikte de üç temel hareket var. Bunlar öteleme, dönme ve titreşim hareketleri. Birazdan örnekleriyle de inceleyeceğiz. Öteleme hareketi nedir? Bir doğru boyunca hareket eden bir cismin hareketine öteleme hareketi diyoruz. Örneğin bir o tavanda bir yolda giden arabanın hareketi, yolda yürüyen bir kişinin hareketi bir öteleme hareketi. Çemmersel bir yol boyunca hareket eden bir cisim ise bir dönme hareketi sergiliyor. Burada cisim sadece bir dönme hareketi, bir eksen etrafında dönme de yapabilir. Dönerken öteleme hareketi de yapabilir. Titreşim hareketi nedir peki? İki sabit nokta arasında gidip gelme hareketi yapan, biz buna salınım hareketi de diyoruz, titreşim hareketi diyoruz bu hareketi bu şekilde tanımlıyoruz ve bunu basit harmonik harekette dalgalar konusunda daha da detaylı inceleyeceğiz. Bu hareket konusunda arkadaşlar bilmemiz gereken bazı temel tanımlar var. Bunlardan birincisi konum. Hareketimiz burada arkadaşlar doğrusal hareket olduğu için ve x eksenindeki hareketten daha çok bahsedeceğimiz için konumu gösterirken x sembol olarak kullanılır ve vektörel bir büyüklük olduğu için de üzerine ok işaretini koruruz. Konumu tanımlamadan önce arkadaşlar referans noktası nedir? Bunu tanımlamak daha doğru olur. Biz bulunduğumuz yerleri tarif ederken arkadaşlar konumuzu tarif ederken hep bir yeri başlangıç noktası kabul ederiz. İşte o başlangıç noktası kabul ettiğimiz yer bizim sayı e, referans noktamızdır değil mi? Bu bir sayı doğrusu üzerinde sıfırdır. Bir x, y düzleminde yine orijin dediğimiz sıfır noktasıdır. Ya da x, y, z uzayında yine 3 eksenin kesişim noktası olan orijin noktası bizim referans noktamızdır. Cismin bulunduğu yerin bu kabul ettiğimiz referans noktasına göre olan yönlü uzaklığına biz arkadaşlar konum adını vermekteyiz. Konum vektörel bir büyüklüktür. X sembolüyle gösterilir ve birimi de neydi arkadaşlar? Metreydi unutmayalım. Evet örneğin burada bir sayı doğrusu üzerinde ben sıfır noktasını kendime referans noktası olarak seçtim. Ve burada eksi yönde artı yönde e, eşit bölmelerle noktaları da gösterdim. 10, 20, 30 şeklinde. Ve size burada ben bir A noktası seçtim. Hadi bakalım dedim bana A noktasının konumunu söyleyin. Siz de dediniz ki hocam referans noktası olan sıfırdan başlarız ve A'ya doğru çizeceğimiz bu vektör A'nın konum vektörü olur. Ve bu A'nın konum vektörü de eksi 30 metre büyüklüğündedir. Neden eksi koyduk? Çünkü konum vektörünün yönü A için eksi değil mi arkadaşlar? Yine B noktasının konumunu gösterirken ne yapıyorsunuz? Yine referans nokta sıfırdan başlayarak doğu yönünde artı yönde çizdiğiniz bu vektör büyüklüğü 20 metre olan bu vektör B'nin konum vektörü olmuş oluyor. Demek ki konum bir vektörel büyüklük artı ya da eksi olması referans noktasının sağında mı solunda mı yukarısında mı aşağısında mı olduğu hakkında bize ne yapıyor? Bir bilgi veriyor. Yön bilgisi vermiş oluyor. Bir rüzgar pervanesinin kendi eksen etrafındaki hareketi bir dönme hareketine örnek olmakta ve bir gitar telini titreştirdiğinizde bir denge noktası etrafında genlik adını verdiğimiz maksimum minimum noktalar arasında yaptığı telin yer değiştirmesi sonucu oluşan salınım hareketi de bir titreşim hareketine örnek verilebilir. Aynı anda cisimler birden fazla hareket yapabilir. Otomobil tekerleği otomobil hareket ederken Araç bir yerden başka bir yere yer değiştirirken öteleme hareketi yaptığı gibi bir de eksen etrafında dönmesinden dolayı da dönme hareketi de yapmaktadır. İki hareketin bileşkesi söz konusu. Cisimlerin konumlarını tanımlarken ne dedik? Referans noktası çok önemli. Eğer ben burada O noktasını kendime referans seçersem K, L ve M noktalarının konum vektörlerini bu şekilde çizerek göstermiş olurum. Ama kendime O noktasını değil de K noktasını referans seçersem bu durumda L, O ve M konumlu vektörleri bu şekilde farklı bir yönelik sergiler. O zaman ne oldu? Cisimlerin konumları seçtiğiniz referans noktasına göre değişmiş oldu değil mi arkadaşlar? Referans noktası bunun için çok önemli. Konuya daha geçmeden aklımızda şöyle bir soru uyansın istiyorum ki motivasyonumuzu sağlasın. Hareketin sonunda bir cisim harekete başladığı noktaya dönerse o zaman diyeceğiz ki yer değiştirmesi sıfır olur. Dolayısıyla hız da sıfırdır. Ama sürati sıfır değildir hız ve sürat farklıdır. Acaba bu neden kaynaklanmaktadır? Bu soru aklımızda kalsın ve bizi motive etsin şimdi. Bu konu boyunca kullanacağımız büyüklükler neler arkadaşlar? Nicelikler alınan yol. X de gösteriyoruz. Konum. X de gösteriyoruz ama vektörel büyüklük. Yer değiştirme. Delta X de göstereceğiz. Sürat ve hızı da V harfi ile gösteriyoruz. ÖSYM sürat için S harfini de kullanmaktadır karışıklık olmasın diye. Burada alınan yolla sürat skaler bir büyüklüktür. Yön belirtmemize ihtiyaç yoktur. Ama konum, yer değiştirme ve hız, yön içerdikleri için arkadaşlar kesinlikle vektörel büyüklüktür. Bunu da unutmayalım. Birim olarak da konum ve alınan yolda metreyi, sürat ve hızdaysa metre bölü saniyeyi kullanmaktayız. Peki hareketimizde alınan yol deyince biz neyi tarif ediyoruz? Bir cismin arkadaşlar belirli bir noktadan diğerine giderken kat ettiği yolun uzunluğuna biz alınan yol diyoruz. Alınan yol skaler bir büyüklük birimi de metre. Evinden çıktın markete gittin marketten tekrar eve döndün bir yol aldın. İşte bu sizin aldığınız yol oluyor arkadaşlar. Peki yer değiştirme nedir? Yer değiştirme bir kere delta x ile gösterilen bir fiziksel büyüklük ve Gördüğünüz gibi de vektörel bir büyüklük çünkü vektör konmuş üzerine. Örnek verelim. Diyelim ki İstanbul'dan yola çıktınız, Ankara'ya gidiyorsunuz. Paralı yoldan gitme imkanınız var. Hızlı trene binerek gitme imkanınız var. E5'ten parasız yoldan gitme imkanınız var. Hatta uçağa binerek de gitme imkanınız var. Yollar farklı farklı, değil mi? O zaman ben farklı yollardan İstanbul'dan Ankara'ya gidebilirim. Peki İstanbul'dan Ankara'ya gittiğimde yer değiştirmem ne olur? İşte burada şunu yapıyoruz. Harekete başladığınız noktayla hareketin bittiği noktayı arkadaşlar bir kuş bakışı mesafe olarak düşünerek bir düz doğru ile birleştirdiğiniz zaman arkadaşlar bu şekilde siz İstanbul'la Ankara arasında yaptığınız yer değiştirmeyi bulmuş oluyorsunuz. Bu doğrunun uzunluğu, büyüklüğü size yer değiştirmenin büyüklüğünü verir ve yönü de yer değiştirmenin yönüdür. Dolayısıyla İstanbul Ankara arası yer değiştirmemiz bu kırmızı doğru şeklinde olacaktır. Alınan yolların farklı olması mümkündür. Ama yer değiştirme iki şehir arasındaki kuş bakışı mesafedir. İki nokta arasındaki kuş bakışı mesafedir. Bunu unutmayalım. Ve biz yer değiştirmeyi tanımlarken arkadaşlar cismin yer değiştirmesi eşittir yani delta x eşittir son konum eksi ilk konum deriz. Burada vektörel bir çıkarma işleminin söz konusu olduğunu ihmal etmeyin. Dikkatli olun. Ve tekrar vurguluyorum, yer değiştirmenin belirlenmesinde arkadaşlar cismin izlediği yolun önemi yoktur. Hangi yoldan giderseniz gidin, ister uzun yol ister kısa yol tercih size kalmış ama yer değiştirmeniz sabittir. Şimdi gelelim bu alınan yol ve yer değiştirmeyi doğru bir şekilde anladıktan sonra sürat ve hızı tanımlamaya. Sürat nedir? Bir cismin arkadaşlar birim zamanda. Buradaki birim zaman bir saniye olur, bir dakika olur, bir saat olur. Birim zamanda kat ettiği yolun uzunluğuna biz sürat diyoruz. Dolayısıyla bunu matematiksel olarak ifade edersek alınan yolu geçen zamana böldüğünüzde hareketlinin süratini elde etmiş oluyorsunuz. Ve birimi de metre bölü saniyedir. Ve skaler bir büyüklüktür sürat. Peki hız nedir? Tanımlara çok dikkat arkadaşlar. Hız ise bir cismin birim zamandaki yer değiştirmesine verilen tanımdır. Bakın birinde alınan yol varken hızdaysa ne var? Yer değiştirme var. Dolayısıyla yer değiştirme bölü geçen zaman bize hızı veriyor. Dolayısıyla hızı delta x bölü t olarak ifade ederiz. Yer değiştirme vektörel bir büyüklük olduğundan cisim hangi yönde yer değiştirmişse arkadaşlar hız vektörü de aynı yöndedir. Cisim artı yönde yer değiştirmişse hızı da artıdır. Eksi yönde yer değiştirmişse hızı da eksidir yani. Bunu anladıktan sonra burada sorumuzun matematiksel işlem biraz uzun sürdüğü için ben size biraz mutfağa hazırladım arkadaşlar. Şimdi sonra da diyor ki size çembersel bir pist var. Yarı çapı 45 metre olan bir pist. Bu pistte Ali adında bir çocuk bir tur koşmayı bir dakikada tamamlıyor. Bir buçuk tur tamamladığı sırada sürati ve hızının büyüklüğü ne kadar olur diye bir soru var karşımızda. Evet şimdi diyelim ki Ali buradan harekete başladı. İlk konumu burası olsun. X0 ilk konum. Bir buçuk tur tamamladığında ne oldu arkadaşlar? Bir tur döndü, sonra bir yarım tur daha döndü ve bu X noktasına gelmiş oldu. Öyle değil mi? O zaman önce geçen süreyi, alınan yolu ve yer değiştirmeleri bulalım ki ondan sonra sürat ve hızı bulalım, değil mi? Bir tur arkadaşlar soruda bir dakikada tamamladığını söylemişti bize. O zaman bir buçuk tur için bir buçuk dakika bize lazım. Ama soruda da unutmayalım bize hızın ve süratin birimini metre bölü saniye istiyor. O zaman dakika değil saniyeye çevirmem lazım. Evet bir buçuk dakika 60 ile çarptığınız zaman 90 saniye etti. Zaman tamam. Şimdi gelelim alınan yolu bulmaya. Bir buçuk tur dönecek arkadaşlar. O zaman bir buçuk tur çarpı çemberin çevresi bana alınan yolu verecektir. Pi ile 3 almamızı istemiş. Yarı 45 metre. Dolayısıyla çemberin çevresi bu ifade olarak elde edilir. Çarpmadım çünkü sürati bulacağım zaman zamanı böldüğümde sadeleşmeler olacak. Şimdi alınan yolu bulduk. O zaman hemen sürate geçelim. Sürat neydi? Alınan yol bölü zaman. Bu alınan yolu zaman olan 90 saniye böldüğünüzde sadeleştirmeleri yaptınız. Çarpmaları, bölmeleri yaptınız ve cevap sürat olarak 4,5 metre bölü saniye çıkıyor arkadaşlar. Şimdi gelelim hızı bulmaya. Hızı bulurken bana ne lazımdı? Yer değiştirme lazım. Evet Şimdi bakıyoruz. Harekete başladığı nokta burası. Hareketin bittiği nokta burası. Bu iki noktayı arkadaşlar birleştirdiğinizde düz bir doğruyla bakın. Bu kuş bakışı mesafe bize yer değiştirmeyi veriyor. Bir de ne göresiniz ki? Yer değiştirme bizim çemberin çapı kadar. Yani delta x eşittir 2r. R de 45 metre olduğuna göre arkadaşlar 2r yani yer değiştirme 90 metre oluyor. 90 metreyi 90 saniyede aldığına göre o zaman hızı da ne olur? 90 bölü 90'dan 1 metre bölü saniye olur. Tabi hız burada vektörel bir büyüklük. Bizden yön de istemiş olsaydı o zaman diyecektik ki Ali burada doğu yönünde 1 metre bölü saniyelik bir hızla hareket etmiştir diyecektik. Ve bulduğumuz sonuçlar ışığında cevabımız B şıkkı olmaktadır arkadaşlar. Gelelim düzgün doğrusal harekete kendisine. Arkadaşlar bir cismin hareketi sırasında izlediği yola biz yörünge diyoruz. Ve cisimler bu hareket sırasında izledikleri yörüngeye göre de hareketleri simlendirilebilir. Bizim buradaki hareketimiz bir doğru boyunca gerçekleşen hareket olacağı için hareketimiz doğrusal hareket. Eğer eğrisel bir yol izleseydik, eğrisel hareketlerdik ya da bir çember etrafında dolansaydık buna çembersel hareket diyecektik. Bizim ilgileneceğimiz burada doğrusal hareketin ta kendisi. Peki nasıl bir doğrusal hareket? Başında bir de düzgün var arkadaşlar. Düzgün. Bu düzgün ne anlama geliyor arkadaşlar? Düzgün demesi hızının sabit olduğu anlamına geliyor. Biz burada düzgün doğrusal hareket derken aslında sabit hızlı bir hareketi incelemiş olacağız. Nedir sabit hızlı bir hareket? Burada bir modelleme yapmış kitabın yazarı. Çok güzel bir araç var. Gördüğünüz gibi araç her eşit sürede, her t sürede ne kadar yol almış arkadaşlar? x kadar yol almış. Her geçen eşit sürede, eşit zaman aralıklarında alınan yollar x, x, x kadar. Eşit zamanda eşit yollar alınıyor. Ve aracın da hızı ne olmuş oluyor o zaman? x bölü t, x bölü t, x bölü t. Yani aracın hızı da sabit kalıyor. Ya da bunu tersten de düşünebilirsiniz. Sabit bir süratle, sabit bir hızla hareket eden bir araç hep aynı miktarda yol alır. Evet, hareketimiz bu. Burada 2018 TYT sorusu üzerinden de bir e, anlatım izleyeceğiz şimdi. Diyelim ki bize biz bir deney yaptık. Az önce resmini gördünüz bir aracı eşit zaman aralıklarında 0, 2, 4, 6, 8 saniye toplamda 8 saniye hareket ettirdik ve her geçen 2 saniye boyunca bulunduğu konumu işaretledik. İşte 2. saniyede 10 metrede, 4. saniyede 20 metre, 6. saniyede 30 metre, 8. saniyede 40 metre. Deney sonucu böyle bir tablo hazırladık. Ve ben size sordum. Bu cismin arkadaşlar sürati nedir? Siz de bana dediniz ki hocam araç 8 saniyede 8 saniyede toplam 40 metre yol almıştır. O zaman alınan yolun geçen zaman oranı 40 bölü 8'den 5 metre bölü saniyedir cevabını verdiniz. Güzel. Aracın sürati 5 metre bölü saniye. Devam ediyoruz. Ve ben size dedim ki arkadaşlar hadi bu hareketlerin şimdi konum zaman grafiğini çizelim. Evet hareket olunca arkadaşlar grafiklerle çok işimiz olacak. Ve grafiklerde eğim bulma, o grafiğin altındaki alanı hesaplama bizim olmazsa olmazlarımız olacak. Şimdi i̇şte adım adım öğreneceğiz. Evet karşımıza şimdi bir konum zaman grafiğini çizelim. Nasıl çizeceğiz? Biz bu konuda zayıfız hocam diyorsunuz. Merak etmeyin. Yapacağınız şey şu. Burada bir x, y ekseni çizdik arkadaşlar. X e eksenimiz her zaman bizim zaman değerlerimizi gösterir. Hareket konusunda çizeceğiniz grafiklerde x e ekseni hep zaman değerlerini gösterecek. Zaman değerleriniz neydi? 0, 2, 4, 6, 8 yerleştirdiğiniz eşit aralıklarla. Konum değerleriniz neydi? 0, 10, 20, 30, 40. Bunları da yerleştirdik. Sonra her saniye nerede olduğunu da bize grafikte vermişti, tabloda vermişti. Dolayısıyla ben burada koordinat eşleştirmesi yaptım. İkinci saniyede 10 metre, dördüncü saniyede 20 metre, üç, altıncı saniyede 30 metre gibi. Sonra ne yaptım? Sonra bu noktaların hepsini birleştirdim. Bu noktaların hepsinden geçen şu kırmızı doğruyu çizmiş oldunuz. İşte konum zaman grafiğini çizdiniz ve buradan siz şunu anlıyorsunuz. Bu araç her iki saniyede onar metre yol almıştır. İşte size bir düzgün doğrusal hareket. Ee, biz fizikte böyle düzgün doğrusal grafikler gördük mü arkadaşlar? Hemen bunların eğimi neye eşittir sorusunu sorarız. Burada da şimdi eğimi neye eşit? Eğimini bulalım. Eğim nedir? Birazdan konu olarak eğimi de anlatacağım. Bu doğruda bir eğim açısı görüyorsunuz arkadaşlar. Bu eğim açısının tanjantı bize doğrunun eğimini verir. Evet eğim açısının tanjantı eğimi verir. Peki tanjantı nasıl bulacağım? Tanjantı bulmam için de bana bir dik üçgen lazım. Bakın burada ben size hemen istediğiniz kadar dik üçgen kurabilirim. Şu en büyük dik üçgeni kurdum size. Gördüğünüz gibi. Bu dik üçgenin yüksekliği yani şu kenar açının karşısındaki karşı dik kenar delta x 40 metre ve açıya komşu olan komşu dik kenar dediğimiz delta t de 8 saniye. Eğim nasıl bulunuyor? Tanjantla hesaplanıyor. Açının karşısındaki dik kenarı delta x bölü komşu dik kenar delta t diyorsunuz. Delta x bölü delta t de bizim hareketlinin hızı olmuş oluyor. Gördünüz mü? Konum zaman grafiğinin eğimi bize neyi verdi arkadaşlar? Konum zaman grafiğinin eğimi bize cismin hızını verdi. Bu çok önemli bir cümle. Karşımızda bir konum zaman grafiği. Üç tane hareketli var. K, L, M cisimleri. Ve bu cisimlerin hareketleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Soru arkadaşlar. Ee, konum zaman grafiğin eğimiyle ilişkili olduğu için ben size şu ekstra bilgiyi de vermek isterim. Şöyle bir doğru görürsek arkadaşlar sağa yatık bir doğru diyoruz. Eğim açısı 90 dereceden küçük olursa böyle bir doğrunun arkadaşlar eğimi ne olur artı olur. Eğer doğru sola yatık olursa arkadaşlar şu şekilde burada da eğim açısı 90 dereceden büyüktür. 90 dereceden büyük olduğu için o zaman eğim eksi olur. Eğer yatay bir doğru görürseniz bu doğrunun eğimi de 0 olur. Dolayısıyla karşınızda konum zaman grafiği var arkadaşlar. O zaman K ve L'nin eğimleri artı mıdır eksi midir diye size sorduğumda bana diyorsunuz ki hocam K ve L her ikisi de sizin bu sola yatık doğru gibi duruyor. O zaman ne demiştik? Konum zaman grafiğin eğimi bize hızı verir. O zaman K'nin hızı eğim eksi olduğu için eksi olacak. L'nin hızı eğimi eksi olduğu için eksi olacak. M'nin ise M doğrusunun eğimi ise pozitif olduğu için hızı pozitif olacak. Bakın arkadaşlar, sadece eğim tekniği ile KLM cisimlerin hızlarının işaretlerini bulduk. Peki hızların işaretinin ne önemi var? Hızların işareti cisimlerin hareket yönü hakkında da bize bilgi veriyor arkadaşlar. Dolayısıyla K ile L kesinlikle aynı yönde gidiyor. Eksi yönde gidiyorlar. M ise artı yönde hareket ediyor. Bunu sayı doğrusu üzerinde kendiniz de gösterebilirsiniz. Şöyle x, 2x, 3x şeklinde her bir noktanın konumunu yazarsak mesela m'nin 0'dan 2x'e artı yönde hareket ettiğini, k'nin ise 4x'ten başlayıp 2x'e doğru eksi yönde hareket ettiğini rahatlıkla sayı doğrusu üzerinde de gösterebilirsiniz. Bu bilgiler ışığında o zaman arkadaşlar k ve m'nin hız vektörleri aynı değil, zıt yönlü olduğundan d şıkkı burada yanlış oluyor. Diğer şıklarda verilen bilgilerin hepsi doğrudur. Onların da doğruluğunu göstermeyi size ödev veriyorum. Tekrar eğime geldik arkadaşlar eğimi çok iyi anlamamız lazım. Bir grafiğin eğimi nasıl bulunuyor? Bir doğru alıyoruz. Doğrunun üzerinde herhangi iki nokta alarak arkadaşlar eğimi bulabilirsiniz. Herhangi iki nokta alarak doğru üzerinde o noktaların koordinatlarını kullanarak eğimi elde ederiz. Biz burada şu eğim açısını kullanarak ve bu eğim açısından da bir dik üçgen elde ederek şöyle bu dik üçgende de karşının açısının açının karşısındaki kenara delta y komşu kenara da delta x dediğimizde yani delta y bölü delta x yani açının tanjantı bize doğrunun eğimini veriyor unutmayalım ve tekrar vurgulayalım konum zaman grafiğinin eğimi bize neyi veriyor arkadaşlar hızı veriyor. Bu konudaki en önemli kazanımlarımızdan birisi bu olacak. Gelelim ikinci önemli grafiğimize. Düzgün doğrusal harekette konum zamanı güzel anladık. Şimdi hız zaman Nasıl bir hareketti arkadaşlar? Düzgün doğrusu hareket, sabit hızlı bir harekette değil mi? Hareket boyunca cismin sürati, hızı ne kalacaktı? Sabit kalacaktı. Bunu unutmayalım. Peki biz ne bulmuştuk bu hareketlinin süratini arkadaşlar? 40 bölü 8'den 5 metre bölü saniye bulmuştuk değil mi? Buyurun. Ben bunun şimdi hız zaman grafiğini çizdim. Yine x ekseni zamanı gösteriyor. 0, 2, 4, 6, 8 diye. Ama son 8'i yazmanız yeterli burada. Süratini de hatırlayın. 40 bölü 8'den 5 bulmuştuk. 8 saniye boyunca arkadaşlar hız sabit olduğu için şöyle bir yatay doğru çizerek hızın sabit olduğunu gösteriyorsunuz. Evet düzgün doğru hareketin hız zaman grafiği bu şekilde. Ve buradan şunu da anlıyorsunuz cismin hızı artı yönde 5 metre bölü saniye. Hız artı olunca artı yönde gittiğini anlıyoruz. Bu grafiğin altında da bir alan oluşmuş arkadaşlar. Size şu alanı hesap edin desem. Bakın neye eşittir diye sormuyorum. Sadece alanı hesap edin. Diye, diyeceksiniz ki hocam bu bir dikdörtgen. Bu dikdörtgenin alanı da 5 çarpı 8. Çarptınız 40 metre. Soruyorum size bu hareketin neyi 40 metreydi arkadaşlar? Neyi 40 metreye eşitti? Evet yer değiştirmesi değil mi? Demek ki hız zaman grafiğinin alanı da bize neyi veriyormuş arkadaşlar? Hız zaman grafiğin altında kalan o kırmızı doğruyla zaman ekseni arasında kalan alan bize hareketlinin yer değiştirmesini verir. Alan eşittir yer değiştirme diye şöyle kısaca yazacağım sorularda da bu şekilde kullanacağım. 5 çarpı 8'in 40 metre olduğunu da burada ifade etmiş olalım. Bu da ikinci önemli kazanımımızdı. Şimdi gelelim ortalama sürat, ortalama hız şeklinde sorular karşımıza gelirse ne yapacağız? Ortalama sürat şudur arkadaşlar. Toplam alınan yolun toplam geçen süreye oranıdır. Sen İstanbul'dan Ankara'ya seyahate çıktın. Bu seyahat sırasında bazen yavaşlıyorsun, bazen hızlanıyorsun, bazen mola veriyorsun öyle değil mi? Ama neticede aldığın bir yol var. Atıyorum 440 kilometre yol aldın ve 5 saat geçti. 440'ı toplam 5 saate böldün. Bu 5 saatin içinde molalar da dahil olabilir. Hiç sorun değil. Sen ortalama sürati buluyorsun. Alınan yol bölü toplam zaman ortalama sürat. O zaman ortalama hız ne? Fark ne? Ortalama hız hareket sırasında. Doğrusal bir yol izleyemeyen. Değil mi? İstanbul'dan Ankara gidiyoruz. Hep doğrusal bir yol mu izliyoruz? Yol bazen eğri büğrü oluyor. Değil mi? ya da hızların değeri değişiyor. Dolayısıyla doğrusal bir yol izlemeyen ya da sabit büyüklükte bir hız ile hareket etmeyen cisimler için ortalama hız hesaplanır. Ortalama hızı bulunurken toplam yer değiştirmeyi geçen zamana bölüyoruz arkadaşlar. Delta x bölü delta t diyoruz. Ve iğme. İğme arkadaşlar bir cismin hızında birim zamanda gerçekleşen değişime verilen isim. Hızdaki değişime kısaca iğme diyoruz. İğme vektörel bir büyüklüktür. İngilizcesi acceleration olduğu için a harfiyle gösteriyoruz ve birimi metre bölü saniye karedir. Hatırlayalım yer çekimi iğmesi de yine bizim meşhur iğmelerimizden biridir. Yer çekimi iğmesi değeri de dünya için yaklaşık 10 metre bölü saniye kare değil mi? Elinizdeki bir cisim serbest bıraktığınızda hızı her saniye 10 metre bölü saniye artar anlamına gelmektedir bu rakam. İğme o zaman matematiksel olarak ifade edersek arkadaşlar cismin hızındaki değişimin geçen zamanı oranıdır. Yani son hız eksi ilk hız bölü geçen zaman şeklinde tanımlayabiliriz. Cisimlerin iğmeleri arkadaşlar hız ile aynı yönde olursa, burada gösterdiğim gibi bir cismin hızı ile iğmesi aynı yönde olursa bu düzgün hızlanan bir hareketi ifade eder. Eğer hız ile iğme ters yönde olursa o zaman da düzgün yavaşlayan hareketi ifade eder. Bu da bizim sabit iğmeli hareket olarak AYT konusu olarak karşımıza gelecek. Bunu daha ileride öğreteceğim size. O halde iğme hız aynı yönde olursa cisim hızlanıyor kesinlikle. Yavaşlıyorsa hız ile iğme kesinlikle ters yönde bunu unutmayalım. Örnek olarak 2 metre bölü saniye kare verilmişse bir aracın iğmesi o zaman siz şunu anlayacaksınız. Bu aracın hızı eğer iğme artıysa her saniye hızı 2 metre bölü saniye artıyor. Eğer iğme eksi ise eksi 2 ise o zaman hızı her saniye 2 metre bölü saniye azalıyor diyeceksiniz. Bu arada düzgün çembersel hareket konusunda da merkezcil iğme diye bir iğme öğrendiniz. Orada da iğme arkadaşlar dikkat edin. O çembersel harekette düzgün çembersel hareket yapan cismin çizgisel hızının büyüklüğünü değiştirmiyor. Çizgisel hızın büyüklüğü hep sabit ama neyini değiştiriyor? Yönünü değiştiriyor. Demek ki iğme bir cismin hareketinin yönünü de değiştirmesine sebep olabilir. Bunları isterseniz e, şekil üzerinde, grafik üzerinde açıklamış olayım. Ama iğme zaman grafiğini daha geniş olarak dediğim gibi AYT konusu olan sabit iğmeni harekette anlatacağız. Orada da özellikle şu kazanıma vurgu yapacağız. Hız zaman grafiğinin eğimi bize iğmeyi verir diyeceğiz. Yine iğme zaman grafiğinin altındaki alan da bize hız değişimi delta v'yi verir diyeceğiz. Farklı referans noktalarına göre de hareket tanımlanabilir arkadaşlar. Bunu da yine AYT konusu olarak bağlı hareket başlığı altında göreceğiz. Burada detaylarına girmek istemiyorum. Ee, gözlemci ve cisim farklı referans noktalarında olabilir e, gözlemcinin baktığı yere göre cisimlerin hareketleri hızları farklı algılanabilir. Biz buna fizikte göreceli hareket, diğer ismiyle bağlı hareket adını da vermekteyiz. Evet, örneğin e, düz bir yolda karşıdan gelen aracın hızı size olduğundan daha fazla gözükürken önünüzde giden bir aracı eğer aynı hızda da gidiyorsanız size göre durduğunu fark edebilirsiniz. Bunlar mesela bir Bağlı harekete çok güzel örneklerdir. Bu örnek sorumuzda da bir uçak önce kuzeye doğru 120 kilometre. Şurası bizim başlangıç noktamız. Önce kuzeye doğru 120 kilometre. Sonra da doğuya doğru 160 kilometre uçtu. Ve x noktasına geldi. Bize uçağın hızının büyüklüğü v olduğuna göre demiş. Süreti kaç v'dir diye sormakta. Şimdi arkadaşlar burada uçağın aldığı yolun 120 artı 160'dan 280 kilometre olduğunu hemen tespit ettik. Güzel. Peki yer değiştirmesine kadar değil mi? Hız bulurken ben yer değiştirmeyi kullanıyorum. alınan yolda değil ki. Hız yer değiştirmede burada başlangıç ve bitiş noktalarını birleştiren şu yönlü doğru parçası oluyor. Bu vektörü çizdiğiniz zaman bir de ne göresiniz ki burada bir dik üçgen oluştu. Ve bu dik üçgen arkadaşlar 3, 4, 5 üçgenin özelliklerini gösteriyor. 120, 160'ı 12, 16 gibi düşünürseniz o zaman hipotenüsün uzunluğu arkadaşlar 200 kilometre yapıyor. 3, 4, 5 üçgeninden unutmayalım. Yer değiştirmemizde 200 km. Peki şimdi o zaman uçağın hızı V neye eşit oldu arkadaşlar? V eşittir. Yer değiştirme 200'lü bölü T. Geçen süre T. Hız bu. Peki sürat bize sorulmuş. Sürat kaç V'dir? Süratte alınan yol bölü geçen zaman 280 bölü T. Bu iki eşitlik orantılandığında arkadaşlar T'ler sadeleşiyor. Ve buradan gerekli düzenlemeleri yaptığınızda süratin 1.4 V'ye. Hızın 1.4 katına eşit olduğu sonucuna ulaşacaksınız ve cevabınız B olacaktır. Evet sevgili arkadaşlar, bugünkü dersimizde düzgün doğrusal hareketin özelliklerini, örneklerini, grafiklerini, grafiklerindeki eğim ve alan kavramlarının nelere karşı geldiğini öğrenmiş olduk. Bir dahaki dersimizde kuvvet konusundan devam etmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın, iyi çalışmalar.